Evet, ben geldim arkadaşlar. Biz şimdi alışverişten geldik. Sabah erken gittik birazcık, hani çok fazla alışveriş yeri kalabalık olmasın diye. City Gross'a gittik. 2 aydır falan City Gross'a gitmiyorduk. Bilenler bilir belki, Ankara'da yaşayanlar varsa Gimat'ın orada büyük City Gross var. Biz oraya alıştığımız için açıkçası oradan alışveriş yapıyorduk normalde. Her ay bu pandemiden sonra tabii değişmeye başladı. City Gross'a uğradım. Tabii ki olmazsa olmaz BİM'e uğradım. BİM'den aldığım birkaç bir şey var. Ununu falan ben çok beğeniyorum BİM'in. Pirincini kullanmaya başladım. Ondan dolayı dedim hani devamını da oradan alayım. Nereden başlayayım? Bu arada kahvaltımızı falan yaptık. Ortalığı toparladım. Deniz Mira'yı uyuttum. Eşim de işe gitti. Eşim gece vardiyasında olduğu için işe gitti. Dedim rahat rahat çekeyim en azından. Böyle. Şimdi nereden başlayayım? Öncelikle BİM'den aldıklarımı mı göstereyim? Ya da şunlardan başlayayım. Şöyle bir tane else aldım. Ay, ters tutuyorum. Şöyle röfleli saçlar için. Malum benim saçlarım da röfleli olduğu için. Normalde bunun turuncu gibi olanı vardı. Onu kullanıyordum ama bir tane bundan almak istedim. Röfleli saç olduğu için. Şöyle bir tane. Gördüğünüz üzere feilim var. Şöyle bir tane yağ çözüm var. Bunlar gerçekten güzel oluyor ocak için falan. Ocakta bir şey yaptığınızda hemen sıkıyorum. Güzel temizliyor. Yani bu şeylerde benim çok böyle marka takıntım yok. Hani bazen şeyleri izliyorum. Ya da alışveriş videolarında falan görüyorum. Hani şunu çok beğendim, bunu çok beğendim diyenler falan oluyor. Ama benim açıkçası çok böyle bir hani tutkulu şekilde öyle bir şeye ne derler ona, bunlara pek bir merakım yok. Hani benim için bir çamaşır suyu bir cif olduğu zaman gerçekten hani yeter yani. Onun haricindekiler çok önemli değil benim için, tabii ki başkaları için bilemem ama şunu kesinlikle önereceğim valla. Şunu 2 ay önce mi almıştım, 3 ay önce mi almıştım bilmiyorum ama Deniz çok fazla kalemle falan oynadığı için işte koltuğu, kanepeyi falan çok fazla şey yapıyor. Leke yapıyor ve gerçekten çok güzel çıkarıyor. Hatta bununla köşemi silmeyi düşünüyorum. Kokusu falan da çok güzel. Şöyle por çözüm leke çıkarıcısı. Yani bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Dediğim gibi ben bunu çok beğendim. Yani denemeyenler varsa ya da hani böyle leke çıkarıcı bir şey arayanlar varsa şiddetle tavsiye ediyorum bunu. Hiçbir şey tavsiye etmem dedim ama bir şey tavsiye ettim işte gördüğünüz üzere. Şu da indirimdeymiş. Benim de şeye ihtiyacım vardı. Cif diyeceğim ama bunun markası farklı. Şöyle ikiliymiş. Uygun fiyatlıydı. O yüzden birini banyoya koyuyorum. Birini mutfakta kullanıyorum. İkisine de çok az kalmıştı. Şeylerden gidiyorum. Şöyle bir tane el kremi aldım. Kışta geldi malum, ellerimiz de çabuk kuruyacağı için. Neydi bu? Neutrogena'nın. O gerçekten güzel oluyor. Yoğun yoğun bakım kremi diyor. Şöyle Fox'ın 2 tane sabununu aldım. Şöyle mor renkli. Başka rengi yoktu. Fox'a uygun fiyatlı. 4 küsürdü. Duru falan 8 lira falan da, o yüzden uygun olduğu için bunları aldım. Şöyle bir tane şey aldım. Tariş'in yeşil sabununu aldım. Bunu yüzümü falan da bununla yıkıyorum. O yüzden bu güzel oluyor. Eşim de kullanıyor bunu. O yüzden şöyle kokusu falan da güzel. Gördüğünüz gibi bir tane yeşil sabun. Şöyle bir ref. Bu da evimizin olmazsa olmazlarının. Her ay mutlaka alıyorum. Evde var ama yedekli olsun dedim. Bir tane daha aldım. Şöyle sütlerden gideyim. Şöyle Deniz içiyor bunları. Ballı süt aldım. 4 tane. Şöyle bir koli Torku'nun çileklisini aldım. Bir tanesini içti. Şöyle bir tane de muzlusunu aldık. Ben emzirmeyi kestiğim için artık hani böyle süt vermeye çalışıyorum. 26 ay boyunca emzirdim. Sonrasında artık yani yeter dedik ve kestik. Hatta 26 bile değil. 27 ayda falan kestim. O yüzden böyle sütler vermeye çalışıyorum. Şöyle 2 tane. Bunlar yarım yağlı. Şöyle 4 tane de tam yağlı süt aldım. Bunlar BİM'in sütleri.
Bizim evde en çok giden şeylerden biri. Şöyle kutu sütü, her şeyde, tatlı da falan. Hatta geçen pasta yapacaktım, evde yoktu. O yüzden şöyle fazla fazla aldım ki dursun zaten. Hani bayağı gidiyor diye. Binden şöyle bir tane haşhaş aldım. Bir tane mercimek, şeyim falan vardı. Nohutum, fasulyem falan. Onlar olduğu için onlara girmedim. Şöyle bir tane şehriye aldım. Bir tane spagetti aldım. Şu peynir çok güzeldi. O yüzden şöyle klasik peynir aldım. Beyaz peynir. Şu biz şeye gittiğimizde, Stigros'a gittiğimizde benim vazgeçilmezim. Akpınar'ın tulum peyniri gerçekten efsane. Gerçekten efsane. Şöyle bir tane piliç salam aldım. Bu bayağı bir büyük diyeceksiniz. Bizim arkaya çok fazla kedilerimiz geliyor. Özellikle onlar için de çok çok aldım. Fazla fazla aldım. Bir tane hele minnak bir kedimiz var. Bugün yok, 2 gündür evde yoktuk. Dün de pek dışarıyla alakam olmadı. Salam verelim diye. Geçen şeyden almıştım. A101'den büyük bir salam almıştım. Güzel ama tadı. Onu biz de yiyoruz. Onlara da veriyorum. Özellikle de onlar için aldım zaten. Bu sosisi de özellikle onlar için aldım. Küçük kedim için aldım yani. Bir de boynunu büküyor. Şöyle bir görseniz, ben kedilerden çok korkarım. Hala da çok korkuyorum ama inanın hiç kıyamıyorum. Bir görseniz, yavru kedi, böyle yavru mu diyeyim, biraz büyük. Böyle boynunu büküyor falan, böyle içim gidiyor inanın. Bir de diyorum kış geldi, şimdi onlar ne yapacaklar. Yani Allah gerçekten hayvanlara da her şeye böyle şey versin, kolaylık versin. Biz insanların da onların hayatını kolaylaştırmamız lazım. O yüzden elimden geldiğince böyle onlara da böyle bir şeyler almaya çalışıyorum. Şeyden, internetten okudum. İşte bazı şeyler ishal yapıyormuş. İşte ne bileyim, ben hani kılçık falan yiyorlar diye zannediyordum. Ya da işte tavuğun böyle kemiğini falan, onları falan okudum. O yüzden çok böyle vermemeye çalışıyorum. Mama aslında, keşke mama da alabilirim aslında. Sonra olmadı, böyle kedi mamaları oluyor. Onlardan alacağım. Öyle yani, onları da düşünmemiz lazım. Onlar da can taşıyorlar sonuçta. Neyse, şöyle ikili kavantaj ketçap mayonez aldım. Şu renk sosu çok seviyorum ben. Şöyle ondan aldım bir tane de. Bunu Burcu'nun almışım. Çünkü Burcu uygundu sanırım, o yüzden. Bir tane sumak. Neyse, çok uzatmayayım. Şöyle bir tane susamım hiç kalmamıştı. Sumağım da bitmişti neredeyse. Sumak çok güzel oluyor bu soğanlarla falan. O yüzden şöyle Parex'in, değil mi? Parex bu. Parex'in iki tane süngerini aldım. Geçen ay Bim'den almıştım. Minik minik diye heveslenmiştim. Ay, o kadar mı kötü olur? Bir türlü köpürmüyor. Yani o kadar deterjan şey yapıyorum. Çamaşır suyu ilave ediyorum birazcık. Biraz da şey, hiç köpürmedi. Vallahi rezil oldum yani. O yüzden dedim, paraya kıydım, Parex aldım. Ona uygunmuş. Aa dedim, bayağı uygunmuş. Onluydu. Uygun gördüm. Bir de şey olunca, ama gerçekten sükutu hayale uğradım yani. Çok kötüydü ya. Köpürmedi bir türlü. İnsan da böyle hani deterjan döküyorsun, bol bol köpürsün istiyorsun. Köpürmedi. Pekmezim vardı. Sağ olsun kız kardeşim, kayınvalidesi, böyle ev yapımı. Güzel bana pekmez vermişti. Ama tahinim yoktu. Şöyle küçük bir tahin aldım. Deniz'e alıştırırım inşallah yemeği. Ondan sonra cuma. Heh, şu. Allah'ım, bu efsane. Vallahi yani şöyle. Ben normalde siyah zeytin olsun, yeşil zeytin olsun, hani kahvaltıya gelir gider ama böyle yemem. Ama bundan her sabah, inanın hiç abartmıyorum. Eşim de, ben de. Eşim de bayıldı buna. Ki eşim kolay kolay hiçbir şey beğenmez. Gerçekten. Hani ben daha şeyimdir yani. Beğenirim. Özellikle ucuz olduğu zaman daha çok beğenirim ama paraya kıydım. Bu da biraz 23 lira falan sanırım ama gerçekten çok lezzetli. Yani son yıllarda yediğim Bim'in en güzel ürünlerinden biri diye. Bir de kavanozuna da çok heveslendim. Gördüğünüz gibi şu üzerindeki yazılarını ben çıkarırım. Bunu kavanoz olarak da kullanırım diye. Yani bu seriden devam ederim. Artık bıkana kadar, sıkılana kadar, daha iyisini keşfedene kadar vazgeçilmezimiz bu arkadaşlar. Yani şiddetle tavsiye ediyorum. Ben ki dediğim gibi zeytin çok yemem ama bunu sabahları 3 tane, 4 tane, 5 tane
İnanın yiyoruz. Mükemmel. Ne reklam yaptım ya. Vallahi birinin bana para vermesi lazım bu kadar şeyden, reklamdan sonra. Ama gerçekten çok güzelmiş. Şöyle bir tane ıslak mendil aldım. Ekicinin kaşarını aldım. Normalde Bim'den alıyordum. Ne bileyim, Bim'inkini çok övüyorlar ama yani ben çok açıkçası bir böyle bayılamadım yani. Şöyle tek sütün bayağıdır almıyordum. Bir kaymak aldım. Ay, bunun ağzı açık mı kalmış ya? Çok güzel kokuyor. Çok hoşuma gitti. Gerçekten güzel kokuyormuş. Lavanta bahçesiymiş. Bunları ben karışık gösteriyorum, Bim'den ve şeyden aldıklarımı. Ama bunu Bim'den aldım, onu söyleyeyim. Çok güzel kokuyor ama böyle temizlik falan yaptıktan sonra dedim biraz fıs fıs sıkarım. Bu onları aldık. Şöyle iki kutu kadar beyaz peynir aldım arkadaşlar. Bunları börek yapacağım. Su böreği yapmak istiyorum. Yani onu yapmasam da başka böreklerde kullanmak için şöyle iki şey kadar beyaz peynir aldım. Bunun fiyatı 15 liraydı sanırım. Burası 19 lira gelmiş. Şöyle dediğim gibi şey için aldım. Böreklik olarak aldım. Şöyle eşimin vazgeçilmezi. Gördüğünüz gibi Torkun fındık kreması. Şöyle 3 tane tatlılarda, işte kurabiyelerde falan kullanmak için tereyağı aldım. Bu bile 4,5 lira mı 5 lira mı ne, yani düşünün. Önceden ne kadar ucuzdu margarinler falan ya. Tereyağı gurmeymiş. Dedim tereyağı kullanamıyoruz. En azından margarinin iyisini kullanayım diye düşündüm. O yüzden 3 şey aldım. Şöyle 3 kutu fındık kremamız da var. Şöyle bir tane küp şekerim var. Tuzum hiç kalmamıştı. Tuz aldım. Tuz sıfırdı yani. Düşünün, sıfır tuzdu. Şöyle şu ıvır zıvırlar hep dinden. Vallahi birine geldikçe evde olsa bile ben fazla fazla alıyorum. Ay, şimdi ağzımı açamadım ya. Maşallah incecik poşet de ne kadar sağlammış. Şöyle iki tane, birini sade birini sütlü olarak her gittiğimde mutlaka alıyorum. Çünkü tatlılarda falan ben çok kullandığım için böyle bir tane kakaom var. Bir tane yine damla çikolatası aldım. Yine evde olmasına rağmen bir krem şanti aldım. Hindistan cevizim azdı. Pul biberim vardı ama akşamları şey yapayım diyorum. Bu yoğurtlu kür oluyor ya. İnşallah yapabilirsem. Acı biber alayım dedim şöyle. Çünkü benim evde o kadar acı değilmiş. Yani özellikle bunu almak istedim. Şöyle irmiğim geçen gün bitmişti, sondu. Şöyle bir tane irmik aldım. Lazım olur diye. Kimyonum az kalmıştı. Kimyon aldım. Buzdolabı poşetim var. Streç filmim var. Şöyle Deniz Hanım'a muz aldım. 8 lira falan sanırım günde. Bakayım. Vaktim olursa eğer şey yapacağım. Muzlu rulo pasta yapacağım. O yüzden evde de hiç yoktu. Şöyle efsanenin yermişken evde vardı ama bir tane pirincimi aldım. Şunları hep kaldırayım. Şöyle neymiş, Cumhuriyet sucuk. Vallahi Cumhuriyet sanki geçen ay daha ucuzdu ya. Gitgide pahalanıyor. 98,90'mış kilosu. 44 lira tutmuş orası. Çaktırmadan eşim şeyden atayım, sepetten atayım dedim ama ay, söyleyemedim, beceremedim. Vallahi çok paraymış ya. 44,90 şurası yani. Bayağıdır pastırma almıyorduk. Pastırma aldık şöyle 40 30 liralık kadar. Ve tabii ki evimizin baş tacı. Şöyle bir tane tereyağı aldık. Bu sanırım 49 ya da 50 liraydı içimin. Şeyin indirimdeydi aslında ama aynesin 44 liraydı. Evet, Balkan var. O da 44 liraydı. Aynesi de 44,90'dı. Eşim dedi ki içim alalım, ülkenin olsun dedi. O yüzden şöyle. Bu sanırım 50 liraydı ya, yalan olmasın da.
Aynen. Şöyle et olarak kıymam falan var zaten. Geçen aydan almıştık. O yüzden et almayacağız bu ay. Şöyle bir tane bonfilemiz var. Tavuk. Şöyle bir tane bütün tavuk var. Yine ben bunu ikiye böleceğim. Bütün tavuğumu o şekilde dondurucuma atacağım. Belki yarısını bayağıdır yapmıyorum. Kışta geldi artık. İçilir arabaşı çorbası yaparım. Bilenler bilir, Yozgat'ta gerçekten çok yapılır. Kışın özellikle hava soğuduğu zaman arabaşı çorbası çok yapılır. Hiç şekerim kalmamıştı, toz şekerim. Şöyle 2,5 kilo kadar toz şekerim var. Şöyle onomatik aldım. Sık yıkananlar diyor. Yani herhalde ne diyor? Yeniden. Ben hiç sıvı deterjan kullanmadım. Bilmiyorum, alışkanlık edinemedim herhalde. Hep toz deterjandan gidiyorum. Bayağı bir var aslında. Bu ay yeterdi ama dedim ki şöyle bir tane omurdan alayım. Şekerimi gösterdim. Yağ göstereceğim. Şöyle bir tane. Şöyle yağım var. Gördüğünüz üzere 5 kiloluk. Bizimin 5 kiloluk yağı var. Onu yeni açtım. Bunu da dedim evde yedekli olsun. Bir tane aldım. Şöyle bir tane Lipton çayımız var. Şöyle Bim'in unu var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere efsane un. Şöyle gördüğünüz gibi yumurtamız var. Yumurtamız 30 mu? Evet, 30 yumurtamız var, bir koli. Şöyle havlu kağıt bizde en çok gidenlerde. Tuvalet kağıdım azdı. O yüzden şöyle kokulu 32'li bir tuvalet kağıdımız var. Evet arkadaşlar, aldıklarımı gördünüz. Bunlar benim bizim aylık alışverişimizdi. Allah sağlıkla, sıhhatle yemeleri nasip etsin inşallah. Allah herkesin kesesine bereket versin. İnşallah herkese alım gücü nasip etsin. Ama gidiyorsunuz, inanın fişle bakıyorsunuz arasındaki, geçen ay aldığınızda bu ay aynı şeyleri alın, eve gelin, toplamda 10 lira 20 lira fark ediyor. Bu uçurum ne zaman bitecek, ne zaman atıyorum düşecek bu fiyatlar, hepimiz çok merak ediyoruz. Aldığımız maaşlar aynı ama fiyatlar gitgide tırmanıyor. Bu nereye kadar gidecek bilmiyorum. Yani hiçbirimiz de bilmiyoruz. Bugünümüze de çok şükür diyoruz. Elhamdülillah diyoruz. Allah bugünümüze de aratmasın diyoruz. Yiyecek ekmeğimiz var. İçecek suyumuz var tabii ki. Böyle arkadaşlar. Neyse. Şey yapmayayım. Laf uzatmayayım. Sizi de şey yapmayayım. Sıkmayayım. Bir sonraki vlogda inşallah görüşürüz. Allah'a emanet olun. Ben gidiyorum. Hoşçakalın.